önemli bir mesafedeki hedefi lazer sinyalimizle vurabilir, geliştirdiğimiz projelerle vurabilir durumdayız. Güzel ülke Türkiye, Karakutu kanalından herkese selam. Aselsan hali hazırda şu an dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasında 55. sırada. Bu 100 şirket sıralamasına ilk giren şirketimiz Aselsan'dır. Şu an Aselsan'la beraber tam 4 şirketimiz bu listede yer almaktadır. Değeri 1,5 milyar dolara yaklaşan Aselsan özellikle hisselerinin inanılmaz hızlı değerlenmesiyle dikkat çekiyor. Kıbrıs harekatından sonra eksikliği hissedilmiş ve kurulmuştur. Aselsan artık devler liginde. Bugün tam 63 ülkeye ihracat yapıyor. Aselsan çok geniş bir yelpazede üretim yapmaktadır. Özellikle de elektronik harp sistemiyle ünlüdür. Türkiye'nin en güvenilir ve sağlam markasıdır denilse yanlış olmaz. Zırhlı, kara, hava ve deniz araçları, insansız araçlar, taarruz gemilerinin elektronik sistemleri, elektromanyetik silahlar, her türlü elektronik silah sistemi, radar sistemi, lazer silah, aviyonik sistemler, güvenlik sistemleri, kameralar, akıllı cihazlar, deniz araçları için torpidolar, kara araçları için füzeler, roketler, uzay araçları, uydu sistemleri, navigasyon sistemi, her türlü zırh, güdümlü füzeler gibi onlarca alanda üretim yapıyor Aselsan. Bilkent Üniversitesi ve Aselsan'ın ortaklığında kurulan ve savunma, uzay, haberleşme, enerji sektörlerinin ihtiyaç duyduğu yüksek teknoloji ürünlerinin üretileceği çip fabrikası geçen yıl faaliyete geçti. Bu arada TÜBİTAK'ın geliştirdiği SOMJ akıllı füzede dünyanın en iyi taarruz uçağı sayılan F-35'e entegre edilerek büyük bir gurur yaşattı Türkiye'ye. SOMJ dünyanın en iyi 10 akıllı füzesinden biri olarak kabul ediliyor. Ve F-35'lere takılacağı için Türkiye'nin bu silahını tüm dünya tanıyacak ve Türkiye bundan hem ekonomik hem de psikolojik olarak büyük bir avantaj sağlayacak. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birçok eksiğini temin etmenin yanı sıra büyük rakamlarla ihracatlarda gerçekleştiren Aselsan, 1975 yılında sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme cihaz ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulmuştu. Kuruluşundan yaklaşık 5 sene sonra 1980'de ilk sırt ve tank telsizleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmişti ve süreç başlamıştı. 1981'de ilk el telsizi ve banka alarm sistemlerinin tasarımı yapılmıştı. Aselsan'ın en büyük hedeflerinden biri robotik sistemler. İnsansız sistemleri ana faaliyet alanlarından birisi olarak belirleyen Aselsan, Uluslararası İnsansız Araçlar Yarışması MAGIC 2010'da dünya çapında ilk 10 takım arasına girmeyi başardı ve 50 bin dolarlık ödül kazandı. Aselsan'da insansız sistemlere kendi kendine karar verme yeteneği kazandırma çalışmaları sürdürülüyor. İnsansız sistemler konusunda TSK'nın dışa bağımlılığını en aza indirecek ürün ve sistemleri tasarlamayı ve geliştirmeyi ana faaliyet alanlarından birisi olarak belirleyen Aselsan, geleceğin harp alanlarında yaygın bir şekilde kullanılacak robot sistemler üzerinde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Çalışan sayısı 6300'lerde ve %58'i mühendis, %69'u lisans mezunu, mühendislik ve ARGE şirketi. Çalışanlarının tamamının Türk olduğunu belirtiyor. ARGE personelinin sayısı 6000'i aşan Aselsan, nitelikli gençlere seslenerek kendileriyle çalışmaları için teşvik ediyor. Aselsan'ın sadece ARGE bütçesi bile yarım milyar dolar. Bu da Aselsan'ın gelecekte çok daha büyük işlere imza atacağını gösteriyor. Aselsan'ın Sikorsky başarısı. Sikorsky helikopterinin tüm aviyonik sistemleri Aselsan tarafından güncelleniyor. Sikorsky ile bir anlaşma yapıldı. Bu kapsamda S-70 helikopterleri Aselsan ürünleriyle donatılacak. 20 yıl boyunca bütün dünyaya Aselsan ürünleriyle satılacak. Atak helikopterinin de aynı şekilde uçuş bilgisayar sistemi, aviyonik sistemleri, haberleşme sistemleri Aselsan tarafından üretiliyor. Aselsan asıl bombayı lazer silah konusunda patlattı. Lazer silah üzerine uzun süredir çalıştığı bilinen Aselsan şirketi, bu hafta yönetim kurulu başkanınca bu silahın artık vurabilme yeteneği kazandığını resmi olarak ilan etti. Bu sadece Aselsan için değil, Türkiye için de heyecan verici bir gelişme. Çünkü şu an dünya envanterinde lazer silahı bulunduran bir ülke yok.
ABD, İngiltere, Rusya gibi ülkeler lazer üzerine çalışıyor. ABD lazer silah yaptığını duyurdu. Ancak henüz orduya teslim edilecek bir aşamaya gelinmedi. Yani bu silahı şu an kullanan bir ordu yok. Bu yeni nesil bir teknoloji ve tüm dengeleri alt üst edecek bir konu. Türkiye bu alana çok çabuk girdi Aselsan sayesinde. Aselsan'dan bir üst düzey yetkili, lazer silahın vuruş mesafesinin gizli tutulacağını belirtti. Aselsan haberleşme, kriptoloji, şifreleme alanlarında söz sahibi. Bu konuda Türkiye'yi dışa bağımlı olmaktan kurtarmış durumda. Şu an Türkiye'nin savunma ihracatının tek başına %10'unu sırtlayan Aselsan'ın 5 yıl sonraki ihracat hedefi 1 milyar dolar. Eğer bu rakamı yakalarsa en büyük savunma şirketleri arasında ilk 40'a girebilir. Aselsan 30 yıl önce bile F-16 için aviyonik sistem üretmiş bir şirket. 1988 yılında Aselsan F-16 programı için ilk aviyonik cihazını üretti. En son Ukrayna'ya telsiz satmak için anlaşma imzalandı. Azerbaycan, Pakistan, Makedonya, Arap ülkeleri, Balkanlar, Orta Doğu, Asya, Avrupa hatta Amerika dahil toplam 5 kıtada pazar alanına sahip. Aselsan'ın çok emek verdiği konulardan biri de çip teknolojisi. Bu alanda da büyük çalışmalar yapıyor. Çip ve pil teknolojisi için bir üniversiteyle ortaklaşa çalışılarak bir fabrika kuruldu. Nanoteknoloji konusunda da çalışan Aselsan neredeyse girmedik alan bırakmadı. En son sağlık sektörüne de el atacağını ilan etti. 1997'de Aselsan, 1919 cep telefonunu piyasaya sürmüştür. Çok iyi bir telefon olmasına rağmen tıpkı devrim arabalarının hikayesindeki gibi üretimi durduruldu. O yıllarda darbe oldu. Ayrıca medya Nokia, Ericsson varken Aselsan'ı kim kullanır diye aşağıladı. Üretimi durdu. Türkiye bu telefonu ürettiğinde dünyada toplam üreten sadece 9 ülke vardı. Aselsan'ın yerli telefonuna dış ülkelerden de büyük talep almıştı. Aselsan'ın 3 yıllık uğraşı ve 5 milyon dolara yakın harcamayla ortaya çıkan ilk ürün, Aselsan 1919 model telefon Danimarka'da test edilip İngiltere'de onay aldı. Sonuç olarak Türkiye, dünyada cep telefonu üreten ülkelerden biri oldu. İlk parti üretim 500 adet olur ve ilk adres olarak Azerbaycan ve Kıbrıs'a da gönderilir. Kısa bir zaman içinde Aselsan 1919 büyük başarılar elde eder. 10 farklı ülkeye 3 ayda 5000'den fazla ihraç edilir. Hatta başarısı global pazarda o kadar yankı bulur ki İngiltere'deki teknoloji fuarında birinci seçilir. 1997'de Nokia'dan bir mühendis getirilir ve aksilikler tam da bu zamanda başlar. Patent daha çıkarılmadığı için rakip firmalar uluslararası mahkemelerine başvururlar ve davaları kazanırlar. Zor günler geçiren Aselsan 1960 yıllarında devrim otomobillerinde olduğu gibi hükümet tarafından da konuyla ilgili destek göremez. Son gelinen noktada da sahipsizlik ve ilgisizlik neticesinde Aselsan telefonları üretimden çekiliyor ve milli teknolojimizden mahrum bırakılıyoruz. Kim bilir, belki de üretime devam etseydi şu an Samsung, LG gibi şirketlerle yarışıyor olacaktı. Aselsan bu telefonu ürettiğinde şu an dünyada marka olan telefonların birçoğu yoktu. Aselsan 2002'den 2017'ye kadar hisselerinin değeri %145 değer kazanırken piyasa değeri ise 10 yılda %5000 arttı. 7 milyar dolara yakın sipariş olan Aselsan'ın yıldızı gün geçtikçe parlamaya devam ediyor. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Facebook, Instagram hesaplarımıza da bekleriz. Türkiye'nin kara kutusu. Thank you.